Ne güzel. Niye koymuş bunu buraya? Açtılar mı çocuklar pastaneyi? Güven. Efendim abi. Açtılar mı oğlum çocuklar pastaneyi? Ayıp oldu ya. Bir çiçek falan gönderseydik gidemedik zaten. Hayrola oğlum, Karadeniz'de gemileri mi battı lan? Yok bir şey ya. Öyle işte. Nasıl, Süleyman abiyle ilgili yeni bir gelişme var mı? Başka bir şey söyledi mi? Yok. O gün lokumları koydu sehpaya işte. Ben de alayım dedim hani bir şey söyleyecek mi falan diye. Hiç ses bile çıkartmıyor. Hep soymuş yani, anlayacaksın. Kızım. Niye karıştırıyorsun odamı? Karıştırmadım. Temizleri yerleştirdim. Yerleştirme. Ben yokken girme odama. Daha kaç defa söyleyeceğim? Allah'ım ya Rabbim. Teşekkür edeceğine. Niye teşekkür ediyorum ya? Yavrum, her şeyin bir taraftan. Tıkıştırmışsın havluları çekmeceye. Düzelteyim derken içinden biblo çıktı. Ben de tam o yüzden karıştırma diyorum ya işte. Yavrum, o zaman sen de adam gibi bir yere koy. Dursun güzel güzel biblo. Allah Allah. Anne, bir arkadaşıma aldım ben onu. Hediye olarak aldım, tamam mı? Kırılmasın diye de sarıp sarmaladım. Sen de maşallah hemen bulup koymuşsun baş köşeye. Bağırma. Sen de bağırtma insanı. Bin kere söyledim. Odama girme. Eşyalarımı karıştırma. Bana sormadan elbiselerimi yıkama. Çocuk değilim ben. 16 yaşında değilim. Yaparım hepsini. Ne istiyorsun kızım? Ne istiyorsun benden? Ne isteyeceğim ya? İşime karışma yeter. Bana iyi gelmedi ya burası. Bana İzmir iyi gelmedi. Ne oldu oğlum? Neye kızdın bu kadar ya? Ya ben hayatımda ilk defa aşık oldum. İlk defa. Ama ağzımın payını o kadar güzel aldım ki... arkadaşın sayesinde. Kim olduğunu hatırlattı bana ya. Allah Allah. Kimsin sen peki? Dolandırıcıyım abi ben. Serseri mayınım. Kime çarpacağım belli olmaz. Canım ister alır başımı giderim. Her şeyim sahtedir benim. Her şeyimi bilerek yaparım. Bağlanmam, bana da bağlanılsın istemem. Kaçacağım zaman arkamdan iz bırakmam. Ne oldu? Niye gidemedin? Niye hala buradasın? Belki Süleyman abi bir şey der. Bir iki çift laf eder. Eşref şurada der. Babanı bulmak istiyorsun. Şu dünyada tek başına olmadığını bilmek istiyorsun. Yalnızlıkta tabii koymaya başladı. Serseri mayın olmak yordu biraz. Yok abi, yorulmam ben, alıştım artık. Yemezler, Güven, yemezler. Ben bu anlattıklarını 3 sene yaşadım. Ne oldu? Deliriyordum neredeyse. Sen bu yükü çocukluğundan beri taşıyorsun. Yorulmadım deme bana. Abi ben gideyim. Duvarlar üstüme üstüme gelmeye başladı. Sen bilirsin Güven. Yani sen bana bakma öyle ya. Ben konuşuyorum yani. Estağfurullah abi, tamam.
Süleyman abi görüşürüz. Niye bağırıyorsam? Kim seni bu kadar delirtti peki Güven? Başka bir gün söylerim abi. Bugün değil. Affet. Tamam. Sevmediysen söyle. Sen de başlama suya. Efendim? Ben makarna yedim. Affedersin. Ya bak biliyorum bana kızıyorsun. Hiçbir şey anlatmıyorum diye ama anlatacak bir şey yok. Gerçekten yok. İstemiyorsun yani. Tamam, yiyeceğim. Yiyorum. Aslı, neyi kastettiğimi gayet iyi biliyorsun. Kıvırma. Bugünkü halinizi görünce... istediğinizi düşünün, tamam mı? Ben ne yaptığımı, ne yaşadığımı gayet iyi biliyorum. Tamam canım, kızma. Bir şey demedik. Anne. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? Bir yerden toplu bir para bekliyordum. Nereden? Almanya'dan. Hani söylemiştim ya bir iş var diye. Ha hatırladım. O parada bir sorun oldu. Biraz gecikecek. Bilmiyorum. Belki de hiç alamayacağım. Anneciğim. Çok özür dilerim. İşler karışınca öyle biraz gerildim ben de. Baştan söyleseydin kızım. Ne bileyim, sizi üzmek istemedim. Şimdi evin peşinatını ödeyemiyorum işte. Bunda üzülecek bir şey yok. Sen çıkarabildiğini çıkar, gerisini biz halletmeye çalışırız. Hem acelesi yok ki, ev kaçmıyor. Acelesi var anne. Ben artık kendime ait bir düzen kurmak istiyorum. Kendime ait bir evim olsun istiyorum. Böyle olmuyor. Kızım sana git diyen mi var? Ya öyle değil işte. Tamam sen git demiyorsun, babam da demiyor ama... Ben 42 yaşındayım anne. Artık bir şeyler yapmak istiyorum. Kendim yapmak istiyorum. Burada kalacağım. Tabii sen de kalacaksan. Geçen gün Deniz'le konuştuk bayağı. Onun da burada kalması gerekiyor. Onu yalnız bırakmayacağım. Buradayım yani. Belliydi böyle olacağı. Görecektin geçen gün ikisini. El ele tutuşmuşlar. Deniz geçti Osman Bey'in karşısına. Biz birlikteyiz dedi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.